Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi. 3 intihar bombacısının kan gölüne çevirdiği havalimanında 230'dan fazla kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Merve Yiğit, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği ölenlerden 37'sinin kimlik tespitinin yapıldığını, aralarında 10 yabancı uyruklu bulunduğunu duyurdu. Cenazeleri ailelerine teslim edilen terör kurbanları toprağa verilmeye başlandı. Yer hizmetleri çalışanı Muhammed Eymen Demirci, dün yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Bu arada Beştepe'de verdiği iftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası topluma teröre karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Türkiye, dünyanın en eli kanlı terör örgütlerinin hedefinde olan bir ülke olarak ağır bir imtihandan geçiyor. Terörün, terör örgütlerinin, terör eylemlerinin üstesinden geleceğimizden en küçük bir şüphem yok. Öte yandan son bir yılda tırmanışa geçen terör eylemlerinden hükümeti sorumlu tutan bir grup İstanbul'da protesto eylemi yaptı. 200 civarında gösterici terör örgütü IŞİD ve PKK karşıtı sloganlar dağıttı.